Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Ananerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, ulumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar gibi Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesinin çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Ben ölmüş durumdayım. Benim gururum, şöhretim ve ismim, kısacası benim için değerli olan her şeyim yok edildi. Elimde kalan tek varlığım bu yaşlanmış, acılar çekmiş ve yorulmuş bedendir. Bir gün ölüp bu bedeni de terk ettiğimde hakikati öğreneceksiniz. Hiçbir zaman numara yapmadığımı ve kimseyi kandırmadığımı anlayacaksınız. Ama bazen insanların kendi kendilerini kandırmalarına izin verdiğim doğrudur. Gizli öğretisiyle Nazi ideolojisinin temelini attığı iddia edilen bu kadın gerçekte kimdi? Evliliğinden kısa süre sonra neden kocasından kaçtı? Tarihin en ünlü isimleri neden onunla iletişim kurmaya çalıştılar? Yıllarca ortalıktan kaybolmasının sırrı nedir? Tibet'te karşılaştığını anlattığı varlıklar neydi? Bu akşamki konumuz, yoğun istek üzerine 19. yüzyılın en önemli fenomenlerinden biri olan Helena Petrovna Blavatsky. Bu ismin batıdaki ve bizdeki telaffuz şekli aslında Rusları ve Rusça biraz bilen insanları rahatsız ediyordur. Çünkü bu kadın baba tarafından Alman karışımı olsa da uyruk olarak Rus'tur. Ve Rusça'da erkek soy isimleriyle kadın soy isimleri aynı şekilde bitmez. Yani örneğin eğer erkekse Blavatsky, kadınsa Blavatskaya olmak zorundadır. Ya da Alexey Karenin Anna Karenina gibi. Onun Rusça orijinal ismi Yelena Petrovna Blavatskaya'dır. Daha sonra Batı'da Helena Blavatsky olarak tanındı ve muhtemelen o isimle de yeni bir kimlik aldı. Birçok çalışmamızda bu kadının adını duydunuz. Ancak ilk defa onun kim olduğunu ve neden bazı konularda onun yazılarını örnek verdiğimizi anlatacağız. Çok tartışmalı bir isimdir. Gerçek bir seçilmiş olduğunu, inisiye olduğunu da söyleyenler var, şarlatan olduğunu da. Başlamadan önce bazı kavramları yerine iyice oturtmamız lazım. Teozofi. Bu kelimeyi çok sık kullanırız. Bu nedenle yeri gelmişken en basit açıklamasını yapalım. Teozofi, eğer kelimeyi olduğu gibi çevirirsek, tanrı bilgisi anlamına gelir. Fakat bu daha sonradan mistisizm, yani gizli ilimler anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Yüksek olana, tanrıya, tanrısal olana ulaşmak için kullanılan gizli bilgiler. Az önce inisiye kelimesini kullandık. İnisiyeler de bu gizli ilimleri kuşaktan kuşağa, yine seçilmişlere aktarmakla görevli adanmış insanlardır. Okültizm. Okült bilgiler, bildiğimiz dinlerin ve bilimin sınırlarının dışına çıkan, yani doğaüstü paranormal inançlardır. Bunun uygulamalı bütününe de okültizm denir. Helena Blavatsky de tarihin bilinen en ünlü teozofisti, okültisti ve inisiyesidir diyebiliriz. Sadece bu da değil. Bu ilimleri 1800'lerin ikinci yarısından sonra ilk defa Batı'da ve özellikle de Almanya'da yaygınlaştırarak farkında olmadan Alman Nazizminin temellerini attığı ve tüm o soykırımlara dolaylı olarak sebep olduğu söylenir. Gamalı Haç'ı da Batı'ya ilk defa tanıtan odur. Kimi yazarlar onun duru görü yeteneğine sahip olduğunu, hatta gizli kehanetlerde bulunduğunu yazdılar. ABD vatandaşlığı almış ilk Rus kökenli kadındır.
Şimdi ise bakalım her şey nasıl başlamış. Kızlık soyadıyla Helena Han, 1831 yılında o zamanki adıyla Yekaterinoslav'da, yani bugünkü Ukrayna'nın Dnepr, Türkçesi Dnipro şehrinde doğdu. Kökeni biraz karışıktır. Yüksek rütbeli bir subay olan babası Alman kökenliydi. Anne tarafının kökenleri ise Fransızdı. Bu durumla ilgili şu ifadeleri kullanmıştır. Kanımdaki bu karmaşayı çok keskin bir şekilde hissediyordum. Sanki karanlık güçler vücudumu bir tür şeytan iksiriyle doldurmuş ve beni bir kobay olarak kullanmaya başlamışlardı. Helena'nın annesi Yelena Han, Zinaida Reznikova mahlasıyla romanlar yazan ilk Rus kadın romancıydı. Aile babasının görevi dolayısıyla sürekli ev değiştirmiştir. Bu nedenle de Helena birkaç evde büyüdü. Onun doğumundan bir yıl sonra aile Romankovo'ya taşındı. Daha sonra Odessa'ya yerleştiler ve burada geleceğin yazarı olacak kardeşi Vera dünyaya geldi. Aile daha sonra Tula ve Kursk'ta yaşadı. 1836 baharında Mayıs 1837'ye kadar yaşayacakları St. Petersburg'a geldiler. Petersburg'dan Elena Petrovna, kız kardeşi, annesi ve büyük babası Andrei Mihailovich Fadeyev ile birlikte Astrahan'a gittiler. 1838'de annesi küçük kızlarını da yanına alarak Poltava'ya gitti. Orada kızlar dans dersleri aldılar. Annesi Helena'ya piyano çalmayı öğretti. 1839 baharında Yelena Andreyevna'nın kötüleşen sağlığı nedeniyle aile Odessa'ya geldi. Orada Yelena Andreyevna çocuklara İngilizce öğreten Agasta Jeffries adında bir mürebbiye tuttu. Kasım ayında büyük baba Andrei Mihailovich, 1. Nikolay'ın onayıyla Saratov'a vali olarak atandıktan sonra Yelena Andreyevna çocuklarıyla birlikte ona taşındı. Saratov'da Haziran 1840'ta oğlu Leonid doğdu. Blavatsky çok sıra dışı bir çocukluk geçirmiştir. Yakınlarının anlatımlarına göre çocukken ondan korkuyorlardı. Mesela onun bulunduğu ortamlarda bazı eşyalar kendiliğinden hareket etmeye başlıyordu. Durduk yere transa geçiyor, geceleri kalkarak evin içinde dolaşıyor, bilinmeyen birileriyle konuşuyordu. Bazen sarsıcı kehanetlerde bulunuyor, etrafındakileri korkutuyordu. Bazı sesler duyduğunu söylüyordu. Özellikle de koruyucu adını verdiği bir Hintliden bahsediyordu. Anlattığına göre bu varlık sayesinde birçok beladan kurtulmuştu. Beyaz kıyafetli bu adamı gördüğü an sakinleşiyordu. Defalarca aile bireylerinden kimin hangi tarihte ve nasıl öleceğini önceden söylemişti. Kendi teyzesi dahi onun karanlık güçlerin kontrolünde olduğunu söylemiştir. Günümüzde belki de bu kızın durumuna net bir teşhis konulabilirdi. Ancak o zamanlar bu tür anormalliklere hep şeytani anlamlar yükleniyordu. Küçükken aile içinde ona Lelia derlerdi. Medyum olduğundan daha o yaşlarında emindi. Aldığı her türlü eğitimi çok kolay benimsiyordu. Özellikle yabancı dilleri öğrenmeyi seviyordu. Bunun yanında resim çiziyor, farklı müzik aletlerini çalabiliyordu. Çok iyi bir biniciydi. Onun öğrenme yeteneği olağanüstüydü. Öğretmenlerinin adeta zihnini okuyordu. Bir soylu kız olarak evinde eğitim alıyordu. Bu nedenle de ebeveynleri sürekli hoca değiştiriyorlardı. Çünkü kısa süre sonra onların bu kıza öğretecekleri bir şey kalmıyordu. Teyzesine göre onun pazar günü doğmuş olması da önemli bir işaretti. Zamanla Helena'nın vizyonları sıklaşmaya başladı. Gittikçe onu ürküten şeylerle karşılaşıyordu. Bazı geceler sinir krizleri geçiriyor, bağırarak gözleri karanlıkta ışık saçan bir yaratığın kendisini takip ettiğini söylüyordu. Böyle zamanlarda onu yalnızca annesi sakinleştirebiliyordu. Ancak sabah kalktıklarında onu yine evin farklı yerlerinde tek başına otururken görüyorlardı. Kız sürekli kendisini takip eden ruhlardan şikayet ediyor, ancak kimse ona yardım edemiyordu. Bu nedenle de zaman geçtikçe ailesi artık onun anormalliklerine alışmaya başladı. Ancak kendisi hala acı çekiyordu. Neden diğerleri gibi olmadığını anlamaya çalışıyordu. Bu kabustan nasıl kurtulacaktı? Böyle zamanlarda onun tek sığınağı olan annesi Helena daha 11 yaşındayken tüberküloz nedeniyle vefat etti. Helena Blavatsky daha sonra kitabında şu satırlara yer verecekti. Annem ölürken şunları söyledi.
Belki de bu benim için en iyisi. En azından Helena'nın karanlık akıbetine tanık olmayacağım. Bu çocuk normal bir kadın hayatı yaşayamayacak ve hayatta çok acılar çekecek. 11 yaşındaki Helena, annesinin ölüm öncesi bu sözlerini hiçbir zaman unutmadı. Ancak bir süre sonra annesinin haklı olduğunu anladı. Gerçekler annenin kehanetlerinden çok daha korkunçtu. Eşinin ölümünden sonra çocuklarıyla ilgilenemeyen babası onları büyük baba ve büyük annelerine getirdi. Büyük anne biyologtu ve çocuk evden çıkıp uzaklarda kaybolmasın diye sık sık onu kendi yazıhanesine alıyordu. Orada doldurulmuş hayvanlar vardı. Helena buraya kardeşleriyle birlikte gelir ve onlara inanılmaz hikayeler anlatırdı. Çok iyi bir hikaye anlatıcıydı. Daha sonra yazacağı kitaplarında da bu özelliği öne çıkacaktı. Evdekiler onun büyüdükçe bu kabuslarından ve halüsinasyonlarından kurtulacağını düşünüyorlardı. Helena büyüyordu ama her şey devam ediyordu. Kız seçilmiş olduğunu hissediyor ancak ne için seçildiğini bilemiyordu. Okuduğu kitaplarda da aradığı cevapları bulamıyordu. Rus soylular cemiyetinde balolar çok önemli gecelerdi. Burada çok yeni bağlantılar kurulur, yeni arkadaşlıklar, aşklar doğardı. Genç kızlar o yaşa gelene kadar hayatlarının ilk balosuna hazırlanırlardı. Ancak Helena'yı baloya hazırladıklarında o gitmeyeceğini söyledi. Kendisi için hazırlanan elbiseleri giymedi. Kaçıp odasına saklandı. Evdekiler sabah kalktıklarında gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler. Helena baloya gitmemek için kendi bacağını kaynar suyla yakmıştı. Yarası o kadar kötüydü ki 6 ay boyunca yürüyemedi. Biyografi yazarlarına göre ise bunun tek bir nedeni vardı. Helena kendisinden nefret ediyordu. Kendisini çirkin buluyordu. Bende kadınlıktan eser yoktu. Eğer gençliğimde bir erkek bana aşktan söz etseydi, muhtemelen onu beni ısırmaya çalışan kuduz bir köpek gibi vururdum. Kimi zamanlar ona zarif kıyafetler giydiriyor, süslenmesini öneriyor ve soylu gençlerle tanıştırmaya çalışıyorlardı. Ancak o hepsini reddediyordu. Helena bu tür şeylerle ilgilenmiyordu. Onun çok daha önemli sorunları ve soruları vardı. Bilinmeyen alem. İnsanın gizli özellikleri ve bunları geliştirerek nasıl üst insan olabileceği. Babaannesinin odasında eski bir yer küresi modeli vardı. Helena onu seyretmeyi çok seviyordu. Hindistan, Avustralya, Afrika, Amerika. Helena küreye baktıkça bu ülkelerin, orada yaşayan fantastik canlıların ve yaşanacak olan serüvenlerin hayalini kuruyordu. 16 yaşına geldiğinde Gürcistan'daki yakınlarıyla yaşıyordu. Bir akşam evden ayrılmak istediğini anlattı. Sesler ve görüntüler hala peşindeydi. Bazı sesler onu çağırıyordu ve gerçeklerin peşinden gitmesi gerektiğini söylüyordu. Burası artık ona göre değildi. Aynı sesler Helena'ya ilginç bir adım daha attırdı. Bir akşam Erivan vali yardımcısı Nikifor Blavatsky onlara misafirliğe gelmişti. Bu yaşlı tuhaf adamı her gördüğünde Helena gülmemek için kendisini zor tutuyordu. Ancak bu adamın karısı olacağı aklının ucundan bile geçmezdi. Bir gün dadısıyla çok sert bir tartışma yaşandı. Kadın ona açıkça çok vahşi olduğunu, hiç kimsenin onunla evlenmeyeceğini söyledi. Hatta şu yaşlı generalin bile. Sabahın erken saatlerinde 16 yaşındaki Helena, 60 yaşındaki generale yaklaşarak ona evlenme teklif etti. General neredeyse kalp krizi geçiriyordu ancak fazla tereddüt etmeden kabul etti. Bir başka kaynağa göre Helena aslında şaka yapmıştı ve bunu sabah saatlerinde herkese açıklamaya hazırlanıyordu. Ancak ailesi bu olayı tamamen ciddi kabul etti. Vali yardımcısı bir generalle evlenmek onun için iyi bir gelecek demekti ve bu asla kaçırılmaması gereken bir fırsattı. Gözyaşları içinde de olsa Helena kendisinden onlarca yaş büyük generalle evlendi. Kısa süre sonra birlikte Erivan'a yerleştiler. Kocası haftalar sonra bile hala Helena'dan beklediğini alamamıştı. Daha ilk geceden itibaren general çok tuhaf bir kızla evlendiğini anlamıştı. Bu kız kendi kendine konuşuyordu.
Geceleri evin içinde dolaşıyordu. Hatta birkaç defa kaçmaya çalışmıştı. Kocası yanına bir muhafız dikmek zorunda kaldı. Ancak düğünden 3 ay sonra bir sabah Blavatsky'ye Helena'nın kaybolduğu bildirildi. Bu arada kaynaklar yine çelişiyor. Bir diğer kaynağa göre ailesine kendisini Odessa'da bekleyen babasına gideceğini söylemiş, ancak dedesi ona inanmadığı için 4 hizmetçisini yanına vermiştir. Onları adeta parmağında oynatan Helena sonunda oyuna getirerek onlardan kurtulmuştur. Bundan sonraki 10 yıl boyunca ne yakınları ne de kocası ondan bir haber alabildi. Blavatsky'nin hayatının bundan sonraki kısmını anlatmak çok zordur. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Blavatsky'nin biyografilerini yazanlar, kendisi günlük tutmadığı ve onun hakkında bilgi verebilecek akrabaları olmadığı için ciddi sıkıntılarla karşılaşmaktalar. Genel olarak seyahat rotası ve rotası fikri, esas olarak Blavatsky'nin yer yer kronolojik çelişkiler içeren bazı anılarına dayanmaktadır. Senkevich, Blavatsky'nin babası Pyotr Alekseyevich Han'ın asi ve özgürlüğü seven kızını unutmadığını ve periyodik olarak ona para gönderdiğini yazıyor. Prens Dondukov-Korsakov'un anılarına göre ise 1853'te Blavatsky ona kocasından kaçtıktan sonra Odessa'ya gittiğini, oradan İstanbul'a geçtiğini ve İstanbul'da bir sirkte binicilik yaptığını anlatmıştır. Helena oldukça hızlı ve hafif adımlarla yürürdü. Bir erkek gibi büyük adımlar atardı. Bu muhtemelen bir topçu subayı olan babasıyla yaptığı yürüyüşlerin etkisiydi. İstanbul sokaklarında yürümüyor, adeta koşuyor gibiydi. O sırada onunla dolaşan Rus karı koca nefes nefese peşinden koşmak zorunda kalıyorlardı. Helena İstanbul'da özellikle dervişlerden çok etkilenmiştir. Bir gün oteline döndüğünde parasının bitmek üzere olduğunu fark etti. Bir çare bulmak gerekiyordu. O zamana dek henüz yoksulluk çekmemişti. Düştüğü durumun zorluğunu anlayan Blavatsky, mücevherlerinin bir kısmını rehin verdi ve şansını sirkte denemeye karar verdi. Sonuçta usta bir biniciydi. Atraksiyonlardan biri eğitimsiz bir atın üzerinde 18 ayrı engeli aşmaktı. Bu oldukça tehlikeli bir gösteriydi. Gösteri sırasında onun gözleri önünde iki kişinin boynu kırıldı. Ancak başka çare var mıydı? 18 engeli başarıyla aşarsa kazancına ek olarak ilan edilen nakit ödülü de alacaktı. Ama bu onun işine gelmiyordu. Çünkü bu durumda sirke veda etmesi, bir başkasına yol vermesi, tekrar kapı kapı dolaşması ve geçimini başka bir şekilde sağlaması gerekecekti. Helena'nın hepsini değil, en fazla sayıda engeli aşması gerekiyordu. Seyircilerin arasından çıkıp gelen Helena, durumu hiç umursamıyormuş gibi bir tavır takındı. Neşeli ve pervasız bir şekilde ata yaklaştı ve bir sirk jokeyinin yardımıyla ata bindi. Bu sırada kasten acemiymiş gibi davrandı. Atın yelesine öyle bir güç ve kararlılıkla yapıştı ki birkaç saniye sonra altındaki at dizlerini bükerek eğildi ve Helena fazla çaba harcamadan birkaç engeli aştı. Sonunda attan düştü. Salon alkış ve kahkahalarla sarsıldı. Helena bir gün sirkte tombul ve orta yaşlı bir adamla tanıştı. Kızın sadece sandviçle beslendiğini öğrenince çok üzüldü. Helena İstanbul'da düzensiz bir hayat sürüyordu. Bu tanışıklığa çok da önem vermedi, ancak yabancının yüzünü de unutmadı. Birkaç gün sonra Helena onu İstanbul'da bir sokakta yerde yatarken buldu. Gaspçıların saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı. Ona ilk yardımı yaptı ve en yakın otele götürdü. Fakat Blavatsky'nin binicilik kariyeri kısa sürdü. Yapısı itibariyle her seferinde daha iyisini yapmaya çalışıyordu. 18 engelin tamamını aşabilmeliydi. Ve bir gün çok kötü bir şey oldu. Bindiği at büyük bir hızla engelleri aşarken 16. engelde tökezledi ve düşerken Helena'yı da altında ezdi. Ve yine çocukluğunda olduğu gibi hayatının ölümcül anında önünde süslü kıyafetler giymiş uzun boylu yakışıklı Hintli belirdi. Onun kemikleri kırılmış, ezilmiş bedenini atın altından çekip çıkardı. Bu vizyon yaklaşık 2 dakika boyunca devam etti ve sonra etrafına toplanmış kalabalığın arasında gözlerini açtı. O tanıdık şişman adam yine yanındaydı. Üzerine eğilmişti.
Blavatsky'nin Avrupa'nın en ünlü opera sanatçılarından biri olan İtalyan bas Agar Dimitrovich ile sıkı arkadaşlığı böyle başladı. Serüvenci sanatçı o dönem dünya seyahatine çıkmıştı. Helena'nın kolu ve kaburgaları kırılmıştı. Bu nedenle sonraki 20 yıl boyunca göğüs ağrısı çekti. Hiçbir zaman tam iyileşemedi. Mitrovic ona ilk bakışta ümitsiz bir şekilde aşık olmuştu. Sonunda Helena da ondan hoşlandı. Eğer bu adam biraz daha yaşasaydı, belki de kadın her şeyini ona verir, bütün hayatını onunla paylaşabilirdi. Helena İstanbul'da Polonya kökenli Kontes Sofya Kiselyova ile tanıştı. Kontes, okült sevgisini gizli politik faaliyet tutkusuyla birleştiren coşkulu, pozitif karakterli bir kadındı. Basitçe söylemek gerekirse Kontes, Rus hükümetinin nüfus ajanıydı. O sıralar 60 yaşındaydı. İstanbul'daki Kontes, hala Rus otokrasisinin özverili bir savunucusuydu ve bir Ortodoksluk fanatiğiydi. Helena onunla aynı çatı altında yaşamak ve yaşlılık kaprislerine katlanmak zorunda kaldı. Kontes garip bir kadındı. Mesela Helena'ya erkek kıyafetleri giydiriyordu. Anlaşılan genç ve mahcup bir erkek öğrenciyle dolaşmak, ona kendisinden her şeyin beklenebileceği genç ve pervasız bir kızla dolaşmaktan daha güvenli görünüyordu. Erkek elbiseleri Blavatsky'yi hiç rahatsız etmedi. Aksine erkek elbisesi içinde olmayı delice seviyordu. Kaderin iradesiyle Kontes Kiselyova'ya eşlik eden Yelena Petrovna, kendisini Rusya'nın doğudaki çıkarlarıyla ilgili en karmaşık uluslararası entrikalarında tam merkezinde buldu. Kontes Kiselyova ile birlikte Yelena Mısır'a da gitti. Yazar Lev Klein de onun o sırada piramitlerin ve kültlerin ülkesi Mısır'a gittiğini anlatır. Yine Klein'a göre Blavatsky, 1863'te Rusya'dan tekrar seyahat ederek Suriye, Mısır, İtalya ve Balkanları ziyaret etmiştir. Mısır onu büyülemişti. Eski Mısır'ın modern Batı medeniyetinden gelişim açısından kat kat üstün bir medeniyet olduğunu anlamıştı. Mısır bilgeliği, onun keşiflerinin çeşitliliği, büyü gücü, doğanın sırlarına kolayca nüfuz etmesi onu şaşırtmıştı. İnsanlığın antik çağını gerçekten anlamak için bilimsel hipotezlerin çıkmaz sokaklarında yol bulmaya çalışıyordu. Manevi anlayışının temelleri, figüratif dili ona Hristiyan vahiy dilini hatırlatan, taş çizimlerle tasvir edilen Mısır Ölüler kitabı tarafından atıldı. Bu özellikle ruhun ölümsüzlüğüne olan inancını perçinledi. Blavatsky Mısır'dan Paris'e ve ardından 1851'deki ünlü Dünya Endüstri Sergisi'ni ziyaret ettiği Londra'ya gitti. Ve her yerde manevi evrenin sırlarını ve yasalarını anlamaya, farklı dinlerin, medeniyetlerin ve kültürlerin özüne nüfuz etmeye çalıştı. Kişisel olmayan Mesih'e inanıyordu. Ancak Nasıralı İsa'ya inanmıyordu. Onun için bu da aynı Mesih'ti. Blavatsky özellikle Atlantis efsanesinden etkilenmiştir. Orada iz bırakmadan kaybolan o kıtada ona yakın olan insanlığın birliği fikrinin somutlaştığına, bilim ve dinin bir bütün halinde birleştiğine inanıyordu. Blavatsky dolaştığı ülkelerdeki en ünlü medyumların dahi insanları etkilemek için illüzyon kullandıklarını gördü. Bu onda spiritüalistlere karşı nefret uyandırdı. Onlar yeteneklerini bencil amaçlar için kullanan zeki ve sofistike yalancılardı. İnsanların saflığını ve masumiyetini manipüle etmek, o zaman ona hala iğrenç ve düzgün insanların asla yapmaması gereken bir davranış gibi görünüyordu. Daha sonra insan topluluğunda neyin iyi, neyin kötü olduğuna ilişkin değerlendirmelerini değiştirecekti. Ancak o dönemden sonra hayatı boyunca kendisine medyum denildiğinde çok öfkeleniyordu. Atlantis'in hayaleti zihninde yeniden belirdi. Avrupalılar tarafından yeniden keşfedilen hipnoz mucizelerinin Mısır ve Hindistan'da binlerce yıldır bilindiğini ve uygulandığını kesinlikle biliyordu. Fakirler, dervişler ve yogiler kendilerini ve başkalarını hipnotik bir duruma getirme konusunda çeşitli sihirli yeteneklere sahiptiler.
Neredeyse 9 yıldır evinden uzaktaydı. Kendisini hatırlatmak istedi ve merhum annesinin kız kardeşi Nadejda'ya Rusya'ya döneceğini yazdı. Onu her şeyden çok düşündüren şey, hala resmen kocası olan Blavatsky'nin kendisine nasıl davranacağıydı. O dönem Rusya'da çok büyük değişiklikler yaşanıyordu. Çar 1. Nikolay, Paris'ten gelen Kont Kiselov'un kendisine bulaştırdığı gripten ölmüş, tahta 2. Alexander çıkmıştı. Ülke çok büyük reformların arifesindeydi. Helena'nın evinde de önemli olaylar yaşanmıştı. Onun kaçmasından bir yıl sonra babasının 2. karısı da vefat etmişti. Babası çocukları Leonid'i ve Vera'yı tekrar yanına almıştı. Vera 17 yaşındayken General Yakontov'un oğluyla evlenmiş ve 2 kızı olmuştu. Ancak ne yazık ki onun kocası da kısa bir süre sonra ölmüştü. Aile Helena hakkında pek de iyi fikirlere sahip değildi. Onun bir yerlerde hayatta olduğunu biliyorlardı. Ancak aile toplantılarında hiç adı geçmiyordu. Agar Dimitrovich'in büyük babası Fadeyev'e yazdığı mektup ise ailede büyük bir kargaşaya neden oldu. Mitrovich mektupta Helena'dan karısıymış gibi bahsediyordu. Helena Mitrovich'e hala kağıt üzerinde de olsa devam eden bir evliliği olduğunu söylememişti. Bu olay onun ailesi karşısındaki itibarını tamamen yok etti. Yakınları onun bu saatten sonra Rusya'ya dönme cüretinde bulunacağını beklemiyorlardı. Ancak o çekingen bir kadın değildi. Her zaman sert ve kararlıydı. Muhtemelen yaz veya sonbaharın başlarında Mitrovich'i bir süre Avrupa'da bırakan Blavatsky, Rusya'da ortaya çıktı. Hangi şehirde durduğu bilinmiyor ve bu çok da önemli değil. Eve geri dönmesinden sonra ailesinin ona karşı olan tutumu daha önemlidir. Helena teyzesi Nadejda'nın yardımına başvurdu. O da Erivan'daki Bay Blavatsky'ye mektup yazarak, müsrif yeğeninin ortaya çıkmasıyla bağlantılı olarak halka açık bir skandal yapmaması için yalvardı. Blavatsky'nin ise asil ve kibar bir adam olduğu ortaya çıktı. 13 Kasım 1858 tarihli cevap mektubunda Helena'ya olan ilgisini çoktan kaybettiğini itiraf etti ve melankolik bir şekilde zamanın yaraları iyileştirdiğini, kederi yumuşattığını, absürt ve kasvetli birçok anıyı hafızadan sildiğini belirtti. Sonunda boşanacaklarını ve Helena'nın tekrar evlenebileceğini umduğunu dile getirdi. Bay Blavatsky artık emekli olmak ve malikanesine çekilmek üzereydi. Başka bir deyişle onun ihanetini affetmişti. Büyük babası Fadeyev ise Helena'nın adını bile duymak istemiyordu. Teyzesi Nadejda Andreyevna ortaya çıkan bu belirsiz durumdan bir çıkış yolu buldu ve Helena'yı dul kız kardeşi Vera ile kalmaya yolladı. Böylece Noel'de 9 yıllık bir ayrılıktan sonra Helena Petrovna ailesiyle birlikte Pskov'a gitti. Yakontovların evinde bir aile kutlaması vardı. Vera'nın baldızı evleniyordu ve bu vesileyle babaları Han, erkek kardeşi Leonid ve küçük üvey kız kardeşi Liza da gelmişti. Helena'nın kız kardeşi Vera bu unutulmaz buluşmayı şöyle anlatıyordu. Hepimiz onun birkaç hafta sonra gelmesini bekliyorduk. Ama garip bir şekilde kapı zilini duyduğumda o olduğuna emin bir şekilde ayağa fırladım. Sevinçle doldu. Sarıldık. O anda her şeyi unuttuk. Onu odama yerleştirdim ve o akşamdan itibaren kız kardeşimin olağanüstü yetenekler kazandığına ikna oldum. Sürekli olarak hem uykudayken hem ayıkken etrafında görünmez hareketler meydana geliyordu. Bazı sesler duyuluyordu. Hafif vuruşlar yapılıyordu. Her yerden sesler geliyordu. Mobilyalardan, pencere çerçevelerinden, tavandan, zeminden, duvarlardan. Çok sesliydiler. ...1867'de birkaç aylığına Macaristan ve Balkanları, Venedik, Floransa ve Mentana'yı ziyaret etti. Nender Fodor'a göre 3 Kasım 1867'de erkek kıyafetleri giyerek Rusya'dan giden gönüllüler Beni ve Jacobi ile birlikte İtalya'da Garibaldicilerin tarafında Mentana'nın kanlı savaşına katılmış ve yaralanmıştır. 1868 başlarında yaraları iyileşen Blavatsky Floransa'ya geldi. 1871 yılında Pire limanından Mısır'a giderken Evnomia gemisinde barut şarjörü patlamış ve gemi ağır hasar almıştır. Kaza 30 yolcunun hayatına mal oldu. Blavatsky yaralanmadan kurtuldu ancak bagajsız ve parasız kaldı.
Yine de Kahire şehrine ulaşmayı başardı ve burada faaliyeti uzun sürmeyecek ilk spiritüel cemiyetini kurdu. Cemiyet kısa sürede kendisini bir mali skandalın merkezinde buldu ve feshedildi. Amerikalı Albert Rawson'a göre Kahire'de Blavatsky ile tanışmıştır. O sıralar burada sanat eğitimi alıyordu. Blavatsky'nin ölümünden sonra Oxford Üniversitesi'nde fahri hukuk doktoru olan Rawson, Kahire'deki görüşmelerini anlattı. Mısır'dayken Blavatsky, tıpkı kendisi gibi ruhlarla iletişim kurabilen insanların yaşadığını öğrendi. 19. yüzyılda spiritüel ayinler çok yaygındı. Bu ayinler neredeyse tüm soyluların evlerinde, hatta saraylarda bile yapılıyordu. İnsanlar bir medyumun etrafında oturuyor ve içlerinden birileri iletişime geçmek istediği ölmüş insanın ismini söylüyordu. Medyum transa geçiyor ve o ruhla bağlantı kuruluyordu. Daha sonra ruhla konuşmak isteyen kişi sorular sorar, medyum ise o sorulara ölmüş insanın sesiyle cevap verirdi. Bazen ise masada ruhla yazılı iletişim kurulmasını sağlayan özel bir ruh çağırma tahtası kullanılırdı. Ancak maalesef bu işi yapan insanların birçoğu şarlatandı. İnanan insanlara göre ise bu konuda asıl tehlike saçanlar şarlatanlar değil, gerçek medyumlardır. Çünkü çağrıldığında gelen şey hiçbir zaman ruh olmuyor. İnanışa göre bu gelenler şeytani varlıklardır ve tek amaçları insan enerjisinden beslenmektir. Bu varlıklar çok yüksek enerjiye sahip olduklarından sürekli bir enerji kaynağına ihtiyaç duyuyorlar. Yeryüzünde onların en önemli enerji kaynakları ise insandır. Bu nedenle de bu varlıklar benzer temas fırsatlarını asla kaçırmamaya çalışıyorlar. Yine bir Rus medyum olan Yuri Kozlov, "Kimseye böyle bir karşılaşma dilemiyorum," diyor. Çünkü bu tür temaslar her zaman insan ruhunda kalıcı izler bırakır. Daha da kötüsü, diğer alemlerin karanlık varlıkları dünyadan hiç gitmeyebiliyorlar ve hayatları boyunca onları çağıran insanların enerjilerini sömürmeye devam ediyorlar. Daha önce yaptığımız bir çalışmamızda bahsettiğimiz poltergeistlerin bu şekilde ortaya çıktıklarına inanılır. Ancak Blavatsky'nin gençlik dönemlerinde bu seansların korkunç tehlikeleri henüz bilinmiyordu ve Helena'da yaşadığı paranormal deneyimlere bir çare bulma arayışları içindeyken bu ayinlere katılmıştı. Birçok medyumla tanışan Helena kısa süre sonra hayal kırıklığı yaşadı. Onların çoğu bahsettikleri güçlere sahip değillerdi. Bazı yeteneklere sahip olanlar da onun kendisi kadar güçlü değillerdi. Birçoğu sadece illüzyoncular ve hipnoz ustalarıydı ve farklı ses tonlarında konuşma becerileri vardı. Dolayısıyla mucize olarak sundukları şeyleri aslında düşünce gücüyle değil, el çabukluğuyla gerçekleştiriyorlardı. Ayin ve seans dedikleri şeyler şovdan ibaretti. Yarı karanlık ya da sadece birkaç mum ışığıyla aydınlatılan odalar bu tür manipülasyonları daha kolay hale getiriyordu. Ancak iddialar Blavatsky'nin bu tür oyunlar oynamadığı yönündedir. Onun seanslarına katılan insanların anlattığına göre Blavatsky bu ayinleri gür ışık altında gerçekleştiriyordu. Farklı cisimler açıklanamaz bir şekilde yer değiştiriyor ve hatta havada hareket ediyorlardı. Bugün onun seansları hala tartışma konusudur. Bu fenomenler hiçbir şekilde açıklanamamıştır. Bunlar sadece ustaca düşünülmüş illüzyon muydu, yoksa gerçekten de yüksek manevi gücün tezahürü mü? Kendi açıklamasına göre çevresinde olanlar onun iradesi dışında gerçekleşiyordu. Yani bu olguları kendisi kontrol etmiyordu. Yine de onun seanslarının da diğerleri gibi basit illüzyon gösterisi dışında bir şey olmadığını düşünenler çoktu. Kimi araştırmacılar ona tarihin en becerikli sahtekarı sıfatını vermişti. Helena zamanla aradığı cevapların bu işlerde olmadığını anladı. Sahip olduğu yeteneklerin, gördüğü sanrıların kaynağını ve nedenini öğrenmek istiyordu. Ayrıca bu seansların tehlikesini o herkesten daha iyi anlamıştı. "Bu tür oturumlara sonsuza dek son vereceğime yemin ederim. Çok tehlikeliler ve bu tür toplantılar sırasında arkadaşlarıma yaklaşabilecek kirli ruhlarla başa çıkacak deneyimim ve gücüm yok." Blavatsky doğuya doğru seyahatine devam etti.
yıllarca ülkeden ülkeye geçerek yaşadığı ve hissettiği şeylerin açıklamasını yapacak bilgeyi aradı. Bu seslerden ve görüntülerden kurtulmak, artık huzur bulmak istiyordu. Akıl almaz serüvenler yaşamış, iki ayrı savaşta yaralanmış, kaç kazadan kurtulmuş, birçok antik medeniyetin mitolojisini öğrenmişti. Ancak hala elinde kocaman bir hiç vardı. Hayal kırıklığı içinde Avrupa'ya geri döndü. Bu tarih onun yaşamının dönüm noktalarından biriydi. Helena bir köprünün üzerinden geçmekteyken durdu. Korkuluğa yaklaştı ve karanlık sulara bakmaya başladı. Eğer şu anda buradan atlasa dünya hiçbir şey kaybetmeyecekti. Gözlerini kapattı. Tam atlamak üzereyken bir el sıkıca onun kolunu tuttu ve atlamasına izin vermedi. Helena gözlerini açtı. Bu yine o Hintliydi. Onun koruyucu meleği. Ancak anlattığına göre bu seferki hayal değil, gerçekti. Helena onu onca yıl boyunca aramıştı. Ancak sonunda Helena onu değil, o Helena'yı bulmuştu. O günü Helena yaşamının en mutlu günü, bayramı olarak not ediyor. O gün benim yeniden doğduğum gündü. Nihayet büyük öğretmenimi bulmuştum. Peki kimdi bu Hintli? Kimi tarihçiler, tabii yine Blavatsky'nin anılarına isnaden, onun Nepal prensiyle birlikte Avrupa'ya gelmiş delegasyonun üyesi olduğunu yazar. Ancak Blavatsky onun Nepal'de hangi mevkide bir insan olduğunu bilmiyordu. Ona yüce ruh anlamına gelen Mahatma diye hitap ediyordu. Blavatsky'ye göre bu adam onu kendi devamcısı olarak seçmişti. Aynı zamanda sahip olduğu hakikatleri insanlara aktarmasını istiyordu. Bunlarla birlikte vizyonlarının kendisine biat ettirmesini öğrenecek, yasaklı sırlara erişecek, doğanın güçleri üzerinde kontrol sağlayacaktı. Ancak bunları başarmak için Helena öncelikle dünyevi olan her şeyi terk etmeliydi. Buna cinsel yaşam da dahil. Onu zorlu bir manevi eğitim dönemi bekliyordu. Bunun için öncelikle Güney Hindistan'ın kutsal yerlerini ziyaret etmeliydi. Helena bir kez daha yolculuğa çıktı. Ancak bu sefer yepyeni bir amacı vardı. Hindistan'a bu seferki seyahati ona yeni şeyler kattı. Anlattığına göre doğaüstü olaylara ve mistik ayinlere tanıklık etti. Notlarında Hintlilerin gerçekten de insan ruhunun inanılmaz özelliklerini sergilediklerini yazıyor. Kıpırdamadan yıllarca oturabiliyorlar. Bir bakışla yırtıcı hayvanları öldürebiliyorlar. Sadece düşünce gücüyle insanları tamamen kontrol altına alabiliyorlar. Bunlar Blavatsky'nin kitaplarında da yer alır. Tüm bu keşifler Batılıları şoke etmişti. O dönemin Avrupa insanları Doğu hakkında pek bir şey bilmiyorlardı. Blavatsky ise şahit olduğu şeylerin aslında mucize değil, insan zihninin tekamülü olduğunu yazıyordu. Zihnimiz sandığımızdan çok daha güçlüdür ve onun sayesinde biz istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Kırık camların veya kor ateşin üzerinde yürümek, ateş yutmak, üzerinden araba geçirmek ya da keskin aletlerden yaralanmamak. Bunlar bir zamanlar sihir olarak görülürdü. Ancak artık dünyada bu gösterileri kolayca yapan her ülkeden binlerce insan var. Hatta kimi şehirlerde bu numaralar sokaklarda dahi yapılmaya başlandı. Bu insanlar bu işte doğaüstü hiçbir şey görmüyorlar. Bunu herkes kolayca yapabilir. Tek şart maksimum yoğunlaşabilmektir. Blavatsky'ye göre insanlar insanüstü özellikler kazanabilirler. Bunun için gereken bütün eski ilimleri öğrenmek ve onların ortak özelliklerini bulmaktır. Bu evrensel hakikat denilen şeydi ve bütün soruların cevabı ondaydı. Blavatsky'nin amacı da ona ulaşmaktı. Bütün eski ilimleri bir araya getirerek yeni bir dini akım oluşturmak, yani teozofiyi. Bu sırada yıllar geçmişti. Kimse onun nerede olduğunu, hayatta olup olmadığını bilmiyordu. Ancak bir gün Helena evine döndü. Ailesi onu tanıyamıyordu. Karşılarında olgunlaşmış, yorgun ve vücudunda çok sayıda yara izi taşıyan bir kadın vardı. Gözlerinde aynı zamanda hem aydınlanmış hem de gizemli ve derin bir ifade vardı.
Hala girdiği mekanlarda tuhaf şeyler gözlemlenmeye başlıyor, bir şeyler yer değiştiriyor, devriliyor ya da havaya kalkıyordu. Kısa süre sonra onun şöhreti dört bir yana yayıldı. Bütün ülkeden insanlar ziyaretine gelmeye başladılar. Misafir odası her akşam insanlarla dolup taşıyordu. Ancak bir akşam Helena salona gelmedi. Bir süre sonra evdekiler rahatsız olarak odasına girdiler. Helena yatağında bilinçsiz yatıyordu. Göğsünde, tam kalbinin üzerinde korkunç bir yara açılmıştı. Doktorlar kanamayı durdurmaya çalışıyor ama başaramıyorlardı. Bu yaranın nasıl oluştuğu hiçbir zaman öğrenilemedi. Aşırı kan kaybetmiş kadın bir süre sonra komaya girdi. Hizmetçilerin anlatımına göre ondan sonra çok garip şeyler yaşanmaya başlandı. Helena gece geç saatte kalkarak evde ve bahçede dolaşıyordu. Gündüz ise yatağında hareketsiz yatıyordu. İsmiyle çağrıldığında bazen gözlerini açıyor, ancak ardından yine bilinçsiz kalıyordu. Bazen ise odada bir şeyler arar gibi sağa sola bakınıyordu. Helena zamanla iyileşti. Yakınlarına hasta olmadığını, sadece transa geçtiğini söyledi. Tüm bu süre boyunca Mahatma'sıyla birlikteydi. Ailesi onun artık tamamen delirdiğini düşünüyordu. İyileşmesinden bir süre sonra Helena yeniden eşyalarını topladı ve ailesine öğretmeninin Tibet'e gitmesini emrettiğini söyledi. Adolf Hitler'in ideolojik görüşlerinin şekillenmeye başladığı 1900'lerin başlarında Batı'da teozofi ve okültizm rüzgarı tüm hızıyla sürüyordu. O zamanlar askeriye, resim ve mimarinin yanı sıra Hitler'in teozofik ilimlere de aşina olduğuna inanmak için her türlü neden var. Onun büyük ölçüde Blavatsky'nin doktrininden etkilendiği düşünülse de, bazı görüşlerinin Besant'ın Aryanlarla ilgili kozmo kavramları Hans Günther, Wechter de la Pook, Chamberlain, Madison Grant ve hatta Alfred Rosenberg'inkinden biraz daha farklı olduğu görülüyor. Blavatsky'nin kurucusu olduğu teozofi cemiyeti sembol olarak gamalı haçı kullanıyordu. Hitler onu partisinin sembolü olarak kullanmadan önce biraz değiştirdi. Bunun dışında onun sadece Almanlara atfettiği Ari ırk sıfatı, Tevrat'ta Yahudiler hakkında söylenen seçilmiş ırk kavramına benziyordu. Bir kez daha altını çizelim ki Nazi ideolojisinin kesin bir şekilde ya da sadece Blavatsky öğretilerine temellendiğini söylemek hatalı olur. Bilakis bu fikrin tamamen yanlış olduğunu düşünen yazarlar da var. Onlar Blavatsky'nin hiçbir zaman ırk ayrımı yapmadığını, Aryanlar derken de belirli bir ırkı değil, dünyadaki tüm insanlığı kastettiğini vurgulayarak bu tezi reddediyorlar. Bunun dışında Nazizmin ortaya çıkmasında Guido von Liszt tartışmasız en etkili figürdür. Onun bir dönem sıkı bir Blavatsky takipçisi olduğu doğrudur. Ancak daha sonra Blavatsky'nin öğretisini değiştirmiş, onun tezlerini Cermen paganizminden yola çıkarak ürettiği kendi düşünceleriyle birleştirmiştir. Ortaya çıkan inanç sistemine de Armenizm ismini vermiştir. Guido von Liszt, Hristiyanlık öncesi Cermaniklerin taptığı Wotan'ı yani Odin'i tekrar ön plana çıkararak Wotanizm dinini savunmuştur. Von Liszt, aynı zamanda Almanların ve tüm Cermaniklerin dinler tarihini araştıran sayılı yazardan ve öncülerden biridir. Olaf Hammer'a göre Guido von Liszt, Blavatsky'nin mistik inançlarını, Roma, Mısır, Babil paganizmini, Cermaniklerin pagan inançlarını ve ırkçılığı harmanlayarak kendine has bir dünya görüşü ortaya koymuştur. Liszt birçok kez Blavatsky'nin Gizli Doktrin adlı kitabını ve William Scott Elliot'ın Kayıp Lemurya adlı kitabını referans göstermiştir. Guido von Liszt, Snorri Sturluson tarafından yazılan ve Yeni Edda şeklinde de adlandırılan Nesir Edda'yı ve aynı zamanda Eski Edda olarak da adlandırılan Büyük Edda'yı Hristiyanlığı kabul etmeyen, Güneş dinine sadık kalan Cermaniklerin gerçek inançlarını yansıttığını iddia eder. Liszt'e göre Cermanikler diğer insanlara göre doğuştan üstündür ve onlar içinde en üstün ulusun Alman ulusu olduğunu iddia etmiştir. Ve yine ona göre sarı ırk yani çekik gözlüler ve siyah ırk, siyahi insanlar savaşacaklar ve bu savaşı eninde sonunda çekik gözlü ırk kazanacak.
Bundan sonraki süreçte ise beyaz ırk Alman ulusunun öncülüğünde sarı ırka karşı üstünlük sağlayacaktır. Guido von List'e göre Roma, Hristiyanlık sonrası tüm Avrupa'ya zulmetmiştir. List'in inandığı bir diğer şey de rünlerin yani runik harflerin büyülü güçleri olduğuydu. Yıllarca süren araştırmaları sonrası bu düşünce doğrultusunda bir rün alfabesi de hazırladı. 1908'de yazdığı The Secrets of the Runes adlı kitabında 18 harflik rün alfabesini yayınladı. Akademisyenlerin reddettiği bu çalışma, sonradan başta SS'in başı Himmler olmak üzere Naziler tarafından kabul gördü. Naziler kullandıkları çoğu sembollerini bu alfabeden seçtiler. Örneğin SS amblemindeki özel S'ler gibi. Bu harfler Nazi Almanyası'nın pek çok yerinde görülmeye başladı. Tabii harflerin hepsine üstün gelen yine svastikaydı. List, Hitler küçük bir Bavyera partisine girip Nazi partisini kurmadan hemen önce 1919'da öldü. Blavatsky Tibet'te bir yıl geçirdi. Döndüğünde de tanrısal bilgeliği öğrendiğini anlattı. Tibet dağlarında kendilerine Mahatma diyen bilgeler birliğini bulmuştu. Anlattığına göre bu inisiyeler akıl almaz özelliklere sahiplerdi ve evrenin tüm sırlarının koruyucularıydı. Bu kadar. Blavatsky'nin Tibet seyahati, orada neler yaptığı, kimlerle görüştüğü hakkında ne anılarında ne de notlarında bir bilgi var. Ancak bu ikinci dönüşünde o artık sıradan bir medyum gibi değil, yüksek öğretmenlerin elçisi gibi davranıyordu. Arkasından giden binlerce takipçisi ona hakikatin elçisi demeye başladılar. Artık sanrıları, gayipten duyduğu sesler veya vizyonları son bulmuştu. Bulunduğu ortamlarda eşyaların yer değiştirmesi sona ermişti. O artık gücünü kontrol edebiliyordu. Kitabında da artık kendisinin her şeyi kontrol etmeye başladığını yazıyor. Kimi yazarlara göre Tibet'ten döndükten sonra Blavatsky insanların zihninde adeta devrimlere yol açtı. Yeni bir dini felsefi ekol yarattı. Öğretisine teozofi ismini verdi. Bu insana tanrısal güçlerin atfedildiği birçok doğu dininin ve felsefesinin kombinasyonundan oluşuyordu. Bu fikir Hristiyan dünyasında tepkilere yol açmakla birlikte hızla yayıldı. Çünkü ilk defa insana sorgusuz sualsiz itaati veya kulluğu değil, tüm zincirlerden kurtularak bağımsız bir şekilde gerçek bilginin peşinden gitmeyi öğütlüyordu. O bilgiye ulaşmayı ve onun sayesinde olağanüstü güçler kazanmayı. 1877 yılında Peçesiz Isis yayınlandı. Bu bir tür okült ilimler ansiklopedisiydi. Burada Blavatsky büyünün kökenini ve doğasını anlatıyordu. Ancak burada İncil'deki yanlışları anlatıyor ve kilisenin tanımayı reddettiği gizli dinlerden bahsediyordu. Bu kitabın çıkışından sonra dünyada tam bir teozofi fırtınası esmeye başladı. Blavatsky artık bütün seanslarına ve ayinlerine son verdi. Bundan sonraki tek amacı müritleriyle mahatmalar arasında aracılık yapmaktı. Kendisini ise rehber diye tanımlıyordu. İddialara göre mahatmalardan ona sürekli mektuplar geliyordu. Bu mektuplarda onlar Blavatsky'nin sorularını yanıtlıyorlardı. Ancak çevresindekilere göre bu mektuplarda doğaüstü bir şekilde geliyordu. Odada gayipten bir çıngırak sesi duyuluyor ve daha sonra herhangi bir köşede bir mektup bulunuyordu. Bazen ise bu mektuplar yukarıdan bir yerden düşüyordu. Bu arada Blavatsky 1889 yılında yayınlanan Sessizliğin Sesi adlı kitabının ilk nüshalarından birini büyük Rus yazarı Lev Tolstoy'a hediye etmiştir. İlk sayfasında Blavatsky siyah mürekkeple şunları yazmıştır. Yazar Helena Blavatsky'den birkaç kişiden biri olan Graf Lev Nikolayevich Tolstoy'a. Makovitski'nin anılarına göre Ekim 1906'da Tolstoy, Blavatsky'nin yaklaşık 15 yıl önce İngiltere'den kendisine mektup yazdığını söylemiştir. Bir süre sonra ona Mason locasından davetiye geldi. Daha sonra ise bazı üst düzey yetkililer ona Amerikan vatandaşlığı teklif ettiler. Blavatsky ikincisini kabul etti ve Rus kökenli ABD vatandaşı oldu. Gittikçe daha üst düzey takipçiler kazanmaya başladı.
Çok büyük ve kalabalık şehirlerde cemiyetler, dernekler kurdu. Londra'da, New York'ta ve St. Petersburg'da. Ancak cemiyetinin genel merkezi Hindistan Tamil'de Adyar adında bir semtteydi. İngiltere, Hindistan, Rusya ve ABD gibi büyük ülkelerin üst sınıflarıyla kurulan güçlü ilişkiler cemiyete çok büyük bağışların akmasını sağladı. Az önce söylediğimiz gibi Blavatsky'nin bu fikirleri ana akım dinlere, başta da yaşadığı bölgelerin en büyük dini olan Hristiyanlığa aykırıydı. Bu yüzden de kilise onu hayalperest bir şarlatan, öğretisinin ise Hristiyanlar için zararlı olduğunu ilan etti. Misyonerler hemen faaliyete geçerek onun sahtekar ve yalancı olduğunu anlatmaya çalıştılar. Onlara göre bunun en büyük kanıtı onun kurduğu teozofi derneklerinin dudak uçuklatan bir serveti kontrol etmesiydi. İşte bu paralar sonunda Blavatsky'yi hayatının en büyük tuzağına düşürdü. Tarihi kayıtlarda Emma Coulomb isminde geçmişi karanlık bir kadın var. Bu kadın teozofi cemiyetinin finans işlerini yönetiyordu. Aslen İngiliz olduğu biliniyor. İngiliz teozofist Charles Webster Ledbetter'a göre Mısır'da bir paşanın ailesinde mürebbiyelik yaptı. Ancak daha sonra aile içinde kötü düşünceler aşılamaya çalıştığı anlaşılınca evden kovuldu. Sonra bir süre yoksulluk çekti. Daha sonra Coulomb ailesine ait bir otelde kaldı. Gizli hazine bulma konusunda özel bir yeteneği olduğunu iddia etti. Ancak altında hazine olduğunu söylediği evlerden birinde toprağa para gömmeye çalışırken yakalandı. Bir dönem kahinmiş gibi davranarak bu yöndeki yetenekleri hakkında çok yüksek görüşlere sahip olan Alexis Coulomb tarafından her gün hipnotize edildi. Artık onu etkilemeye başladığını anladığında ise hemen onu kendisiyle evlenmeye ikna etti. İşte bu kadının yolu Bombay'da Blavatsky ile kesişti ve 1880 yılında karı koca Teozofi Derneği Bombay Şubesi'ne katıldılar. Zamanla kendilerini sevdirmeyi başardılar. Hatta kurucular uzun süre ortada yokken genel merkezin her şeyini kontrol ettiler. Daha sonra Blavatsky, Madame Coulomb'a finans işlerini devretti. Bir kaynağa göre bu kadın zamanla değişmeye başladı. Cemiyete en yoğun para akışının gerçekleştiği dönemlerde Madame Coulomb'un Hindistan seçkinlerinden daha fazla para talep ettiğini öğrenen Blavatsky, ona bunu asla yapmamasını öğütledi. Buna sinirlenen Coulomb, intikam planları yapmaya başladı. Blavatsky'yi hiç yapmadığı şeylerle itham etmeye, ona açıkça iftiralar atmaya başladı. 1884'te kurucular Avrupa'ya gittiklerinde Teozofi Cemiyeti Başkanı Albay Olcott, yokluğunda örgütün kontrol kurulu olarak hizmet etmek üzere 7 adam atadı. Görünüşe göre Madame Coulomb'un kocası Alexis de yönetim kuruluna eklendi, çünkü Bayan Coulomb, kocasının gururlu bir adam olduğu ve bu ekibe alınmazsa duygularının incineceği konusunda ısrar etti. Albay Olcott daha sonra şu yorumu yapacaktı. Onun gerçek karakteri hakkında en ufak bir fikrim olsaydı, kocasını komite üyesi yapmak yerine hizmetçilerimize ikisini de bambu sopalarla döve döve bahçemizden çıkarmalarını emrederdim. Bu çiftin merkezin yönetimine önemli bir etkisi ve her şeye erişimi vardı. Alexis Blavatsky yurt dışındayken odasının yerini değiştirdi ve onun mahatmalardan mektup aldığı iddiasının bir yalan olduğunu kanıtlamak için her şeyi yeniden düzenledi. Daha sonra ise Bayan Coulomb'un sanıldığından çok daha fazla cemiyet üyesinden para sızdırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Çift, Blavatsky tarafından yazıldığı iddia edilen sahte mektuplar yaymaya başladı. Bu mektuplarda Blavatsky, Madame Coulomb'a cemiyet üyelerine sözde mucizeler göstermek için gereken hazırlıklardan, düzeneklerden bahsediyordu. Çift, ona bu işlerde yardım ettiklerini iddia ediyordu. Yani üçü birlikte insanları kandırmışlardı. Son olarak 14 Mayıs 1884'te Teozofi Cemiyeti Genel Konseyi, davranışları hakkında çok sayıda yeminli ifadeye dayanarak Emma ve Alexis Coulomb'u görevlerinden aldı. Alexis, konseye itaatsizlik etmek ve ahlaksızca eylemlerde karısına yardım ve yataklık etmekle suçlandı. Emma'ya şantaj ve şantaj girişimi de dahil olmak üzere 10 suçlama yöneltildi. Yalan ve iftira, insanları Teozofi Cemiyeti'ne katılmaktan vazgeçirmek, Adyar'daki fenomenlerin inkarı ve teozofistlerin İngiliz karşıtı faaliyetleri hakkında saçıp savurdukları yalanlar. Hindistan gazeteleri Blavatsky'nin bir sahtekar olduğunu yazıyordu. Bütün Hristiyan kuruluşları ise bu yayınları destekliyor ve finanse ediyorlardı. Çift 25 Mayıs'ta Adyar kompleksinden ayrıldı.
Madras'taki Hristiyan misyonerlerin desteğiyle Emma, sahte mektuplar yayınlamaya devam ederek Madame Blavatsky ve Teozofi Cemiyeti'ni itibarsızlaştırmaya çalıştı. O sırada Psişik Araştırmalar Derneği, genç bir araştırmacı olan Richard Hutchin'ı Kulomb ve Hindistan'daki diğer birçok kişiyle röportaj yapması için gönderdi. Ve sonunda ünlü Hutchin raporu yayınlandı. Bu raporda Blavatsky'nin bir seçilmiş değil, dahi bir üçkağıtçı olduğu yazıyordu. Orada gizemli bilgilerin bir temsilcisini görmüyoruz. Ancak onun çağımızın en başarılı, zeki ve ilginç yalancılarından biri olarak tarihteki yerini aldığı konusunda hemfikiriz. Madame Coulomb 1885'te binbaşı Morgan'ı iftira nedeniyle dava etmeye çalıştı. Ancak davasını hızla geri çekti. 1884-1885 yılları arasındaki bu olaylar hakkında ciltler dolusu kitaplar yazıldı. Tarihe ise Coulomb olayı olarak geçti. 1996'da Psişik Araştırmalar Derneği, Kraliyet Fotoğraf Derneği'nin eski başkanı, sahtecilik ve tahrifat konusunda uzman ve dernek üyesi Vernon Harrison'ın bir çalışmasını yayınladı. Burada yazar, 1885 raporunun bilimsel olmadığını iddia ediyordu. Çok fazla eksikler içerdiğini ve bu nedenle de güvenilir sayılamayacağını yazıyordu. Bu yazının ardından Psişik Araştırmalar Derneği bir yazı daha yayınladı. Bu yazıya göre yeni bir araştırma sonuçları, Teozofi Cemiyeti'nin kurucu ortağı Madame Blavatsky'nin haksız yere suçlandığını ortaya çıkarmıştı. Bu sırada dernek kendisini tamamen garantiye almayı da unutmamıştı. Şöyle yazıyordu: Psişik Araştırmalar Derneği asla toplu kararlar almaz. Bu nedenle 1885'te Madame Blavatsky'yi suçlayan dernek değil, yalnızca raporu büyük ölçüde Dr. Hudson tarafından yazılan dernek komitesiydi. Keza Dr. Harrison'ın vardığı sonuçta sadece kendi kişisel görüşünü temsil etmektedir. Ancak suçlamalar bununla kalmadı. Blavatsky daha sonra intihalle, yani başkalarının fikirlerini kendisine aitmiş gibi kaynak belirtmeden kullanmakla suçlandı. Blavatsky ve teozofi hakkında çeşitli spiritüalist dergilerde yer alan bir dizi eleştirel makalenin yazarı olan Amerikalı spiritüalist William Coleman, Blavatsky'nin Peçesiz İsiz kitabında daha önceki yazarlara ait 2000'den fazla pasaj olduğunu yazdı. Ancak Amerikalı araştırmacının bu suçlamaları daha sonra eleştirildi. Blavatsky'nin başkalarının metinlerini profesyonelce kullandığı ortaya çıktı. Peçesiz İsiz'te 2400'den fazla dipnot vardı. Henüz haberi yoktu. Çocukluğunun bir kısmını geçirdiği öz kuzeni, bir dönem Rus İmparatorluğu Başbakanlığını yürütmüş olan Kont Sergey Yulievich Vit de Rusya'da onunla ilgili alaycı şeyler söylüyordu. Daha sonra ortaya çıkacak olan anılarında da durum aynıydı. Şöyle yazıyordu: Moskova'da yazar Katkov'la tanıştığımda henüz şahsen tanımadığı ancak yeteneği ve dehası karşısında baş eğdiğini söylediği kuzenim hakkında konuştu. Ona göre Helena çağın en büyük insanlarından biriydi. O sıralar onun dergisi Ruski Vesnik'te Helena'nın Hindistan'ın Vahşi Doğası kitabından bölümler yayınlanmaktaydı. Ben ise onun ciddiye alınmaması gereken biri olduğunu söylediğimde çok şaşırdı. Ama gerçekten de doğaüstü bir yeteneği olduğunu söylemem lazım. O sayfalar dolusu bir müzik kadar akıcı şiirler yazabilir. Ancak bu şiirler ciddi hiçbir şey içermez. En ciddi konularda her türlü gazete makalesini kolaylıkla yazabilirdi. Hem de konuyu hiç bilmeden. Gözlerinizin içine bakarak size akıl almaz şeyler, bir başka tabirle yalanlar söyleyebilir ve bunu da gerçeklerden başka hiçbir şey konuşmayan insanların inancı ve inandırıcılığıyla söylerdi. Yani belli ki onların gerçek olduğuna, doğruları söylediğine inanıyordu. Bu yüzden de ben onda şeytani bir şeylerin olmadığını söyleyemem. Gerçekte iyi yürekli, oldukça nazik ve kibar biri olmasına rağmen onda şeytani bir şeyler vardı. Hayatımda başka hiç kimsede görmediğim kadar büyük mavi gözleri vardı. Bir şeyler anlatmaya başladığında, özellikle bir yalan ya da masal anlattığı sırada bu gözler korkunç bir şekilde parlamaya başlıyordu. Bu nedenle de ben onun doğaüstü şeylere, mistisizme ilgisi olan insanlar üzerindeki etkisine şaşırmıyorum. Blavatsky ile ilgili benzer şeyler yazan ünlü isimlerden biri de 19. yüzyılın sonlarında şöhretinin zirvesinde olan Rus yazar Vsevolod Solovyov'dur.
Resmi Ortodoksluktan hayal kırıklığına uğrayan Solovyov, manevi bir buhran yaşadı ve Doğu mistik öğretilerinin yanı sıra teozofiye de ilgi duydu. Paris'teki eski sevgilisi Justinia Glinka onu Blavatsky ile tanıştırdı. Aralarındaki ilişkinin ne kadar yakın olduğunu bilemiyoruz. Ancak o da Blavatsky'nin ölümünden sonra 1895 yılında onun hakkında şunları yazdı. "Yapacak bir şey yok," diyordu. "İnsanları etki altına almak, onları kandırmak, cezbetmek, herhangi bir şeyin peşine takmak gerektiğinde onlara bazı vaatlerde bulunmak ve bazı oyuncaklar göstermek gerekir. Benim kitaplarım ve teozofim şu ankinden 1000 kat daha merak uyandırıcı ve ciddi şeyler içerseydi dahi, ardından bu fenomenler olmadan ne işe yarayacaktı? Hiçbir şey başaramaz, açlıktan ölürdüm. İnsanlar beni ezerlerdi. Hiçbirisi benim de canlı bir varlık olduğumu, benim de yemeye ve içmeye ihtiyacım olduğunu umursamazdı bile." Bunların dışında birçok Rus ve Batılı yazar, tarihçi ve araştırmacı, onun sadece Budizmi biraz deforme ederek, sağdan soldan toplama bilgilerle yeni bir din uydurduğunu, bu dinde Tanrı'yı belirsiz bir hale getirdiğini, Rus filozoflar arasında isminin geçmesinin dahi utanç verici olduğunu yazdılar. Günümüzün Rus din bilgini, filozof, kültür bilimci, modern satanizm, Hristiyan dogması ve hereseoloji uzmanı Alexander Viktorovich Savin ise işi biraz daha ileri götürerek onun satanizmin temellerini atan insan olduğunu yazıyor. Bütün bunlar, kendisine yöneltilen bu suçlamaların iftira olduğunu anlatmaya çalışan Blavatsky'nin prestijini sarstı. En sadık müritleri dışında etrafındaki herkes dağıldı. Uğradığı saldırılar ve suçlamalar Blavatsky'nin sağlığını kötü etkiledi. Onu bitkin düşürdü. Bir sabah Blavatsky yatağında cansız bulundu. Kalbi durmuştu, nabız yoktu. Talebelerinin anlattığına göre 5 gün bekledikten sonra cenaze işlemlerine hazırlanırlarken akıl almaz bir olay yaşandı. Blavatsky hiçbir şey olmamış gibi yatağından kalktı. Yaşıyordu. Ancak başından geçen şeyin ne olduğunu anlatmadı. Sadece öğretmeninin son talimatını yerine getirmek için döndüğünü söyledi. En büyük eserini yazmak için. Bu kitap 1888 yılında yayınlanacak olan Gizli Öğreti serisiydi. Gizli Öğreti, yazarın yorum ve açıklamalarıyla birlikte Ziyan kitabından çevrilen kıtalara dayanmaktadır. Kitap, aynı zamanda dünyanın bütün dinleri ve mitolojileri tarafından kullanılan temel sembolizmi de detaylı bir şekilde inceliyor. Dr. Wilhelm Hübbe Schleiden, Blavatsky'nin Würzburg'daki çalışmaları hakkında yazmıştır. Ekim 1885'te onu ziyaret ettiğinde yanında yarım düzineden fazla kitap olmadığını yazıyor. Blavatsky ise hızlı bir şekilde, sanki karşısında duran ve kendisinden başka kimsenin görmediği bir şeylere bakarak yazıyor gibiydi. Sabah saatlerinde ise Blavatsky'nin bu el yazmalarında Mahatma Kuthumi'nin kendisine aşina olan el yazısıyla ve mavi kalemle bazı düzeltmeler eklendiğini yazıyor. Usta Kuthumi'nin meşhur el yazısıyla, onun el yazmasında ve masanın üzerinde duran kitaplarda mavi kurşun kalemle yapılmış pek çok düzeltme ve not gördüm. Bunu sabah o işe başlamadan çok önce fark ettim. Gece işini bıraktığında ben odadaki kanepede uyudum. Kanepe onun çalışma masasına sadece birkaç adım ötedeydi. O düzeltmeler ve o sayfalar oraya ne zaman, nasıl gelmişti bilmiyorum. Ancak gece orada olmadıklarından eminim. O süre zarfında odaya da kimse girmemişti çünkü ben çok hafif uyurum. Yazar Konstanz Wachtmeister da bir gün Blavatsky'nin ofisine girdiğinde tüm zeminde buruşturulup atılmış sayfalar gördüğünü anlatır. Bunun nedenini sorduğunda Blavatsky şunları söylemiş: "Bu sayfayı doğru yazmak için 12 kez denedim ama şifo her seferinde yanlış yazdığımı söyledi. Sanırım bu kadar çok seçenekle çıldıracağım ama beni rahat bırak. Bütün gece çalışmam gerekse bile bu sorunu çözmeden duramam." Bir saat sonra Blavatsky, büyük bir memnuniyetle sonunda sayfayı tamamladığını bildirdi. Wachtmeister bazen sabahın erken saatlerinde Blavatsky'nin masasında tanımadığı bir el yazısıyla kırmızı mürekkeple kaplı bir kağıt gördüğünü yazar. Bu gizemli notların anlamı sorulduğunda, Blavatsky çalışmalarını günlük olarak o sayfaların belirlediğini söylemiştir.
Wachtmeister anılarında kitap üzerinde çalışma sürecinde Blavatsky'nin belirli doğulu ustalarla doğrudan temas halinde olduğunu yazıyor. Bu eserin doğumunda bulunduğum, el yazmalarını okuyabildiğim ve okült yoldan bilgi aldığına tanık olduğum için şanslıyım. Bu kitapla ilgili çok ilginç bir iddia daha var. Bu iddia ilk kez 1974 yazında San Diego Tarih Dergisi'nde yayınlanmıştır. Teozofist Iverson Harris, dergiyle yaptığı röportajında bu kitabın sürekli Einstein'ın çalışma masasında bulunduğunu anlatmıştır. 1993 yılında yazar Anita Atkins, Helena Blavatsky'nin Olağanüstü Yaşamı ve Etkisi adlı kitabında şunları yazıyor. Ben bu bilgiyi kontrol ederken, Einstein'ın Hindistan'daki yeğeninin Teozofi Cemiyeti'nin Adyar'daki genel merkezine özel bir ziyarette bulunduğu ortaya çıktı. Teozofi ya da bu cemiyet hakkında hiçbir şey bilmediğini ama orayı görmesi gerektiğini, çünkü amcasının masasında her zaman Madame Blavatsky'nin gizli doktrininin bir kopyası olduğunu açıkladı. Yeğenin konuştuğu kişi, Teozofi'de dünya çapında bir öğretim görevlisi olan Eunice Layton'dı. Ocak 1982'de Kaliforniya, Ohio'deyken Sylvia Cranston, hikayeyi doğrulayan Bayan Eunice Layton'la tanıştı. Leon Morer, 1970'lerin ortalarında New York'taki Birleşik Teozofistler Locası'nda bir yabancı konuğun verdiği bir konferansa katıldığını ve burada bir grup kadınla tanıştığını belirtir. İçlerinden biri, Einstein'ın yeğeni Adyar'a geldiğinde onunla orada olduğunu iddia etmiş ve ikincisinin Adyar'daki loca kütüphanesine bağışlanmak üzere gizli doktrinin bir kopyasını getirdiğini eklemiştir. Bu kadın söz konusu nüshayı gerçekten de gördüğünü anlatıyor. Ona göre bu, içeriği yoğun bir şekilde işaretlenmiş ve altı çizilmiş, kenar boşlukları dahi başı sonu belli olmayan karalamalarla dolu, oldukça yıpranmış bir kitaptı. Ancak daha sonra bu kopya ne Adyar arşivlerinde ne de kütüphanesinde bulunabildi. Bilgin David Riegel, kendisinin ve eşinin Einstein'ın yeğeninin Adyar'ı ziyaret ettiği ve gizli doktrinin ondaki kopyasından bahsettiği hikayesini doğrulayan Eunice Layton'la konuştuğunu, ancak Bayan Layton'ın kitabı gördüğünden hiç bahsetmediğini söyledi. Einstein'ın bir yeğeninin olup olmadığı da belli değil. Kız kardeşi Maria Einstein'ın çocuğu yoktu ve ilk karısının kardeşleri içinde bu durum aynı görünüyor. Bazıları bu yeğeninin Einstein'ın karısının ölümünden sonra onun hizmetçisi olan ve onun malikanesinin yöneticilerinden biri olan sekreteri Helen Dukas olabileceğini öne sürdü. Gizli öğretinin söz konusu cildinin bağımsız bir anlatımı yazar Jerry Hyke Ekins tarafından yapılmıştır. O bir zamanlar Croton Teozofi Okulu'nun müdürü ve Einstein'ın yakın arkadaşı olduğunu iddia eden Alfred Taylor'la tanışmıştır. Bay Hyke Ekins'e göre Dr. Taylor birkaç kez Einstein'ın Uyku Vakti Okuması adını verdiği kitaba duyduğu ilgiyi anlattı. Son olarak Jack Brown, Ohio Valley News'ta yayınlanan Profesör Einstein'ı Ziyaret Ediyorum adlı yazısında Einstein'ın masasındaki gizli öğreti kitabını gördüğünü ve hatta onunla bu konuda fikir alışverişinde bulunduğunu söylüyor. Ona göre Einstein şunları söylemiştir. Hatta fizikçi arkadaşım Profesör Heisenberg'a da bu kitabın bir kopyasını alıp masasında tutmasını söyledim. Başına kötü bir olay geldiğinde bunu okumasını önerdim. Bu yayında yer alan iddiaların doğruluğu daha sonra Kudüs İbrani Üniversitesi Albert Einstein Arşivinden Barbara Wolf tarafından tartışmalı bulunmuştur. Bir başka tartışmalı iddiaya göre ise Einstein bu kitapta o zamanlar henüz keşfedilmemiş olan bazı fizik olgularına dair işaretler bulmuştur. Elektronların bazı özellikleri ve X ışını gibi. Blavatsky zaten bu kitabı kendisinin yazmadığını söylüyordu. Anlattığına göre kitabı ona Tibetli bilgeler yani mahatmalar dikte etmişti. Az önce de söylediğimiz gibi kitabın yazım aşamasına tanıklık edenler ve ilk el yazmalarını görenler, onların dört ayrı el yazısı ve farklı kalem renkleriyle yazıldığını aktarırlar. Adeta birçok insan tarafından yazılmış gibi. Tarih ders kitapları bize Mahatma Gandhi olarak da bilinen Mohandas Karamchand Gandhi'nin şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yoluyla İngiliz emperyalizmini ortadan kaldırmadaki başarılarından dolayı Hint tarihinin en saygın isimlerinden biri olduğunu söyler.
Ancak nedense birçok tarihi kaynakta geçmesine rağmen onun 1889 Kasım'ında Blavatsky ve Ene Besant'la görüştüğünü çoğu insan bilmez. Gandhi o sırada 20 yaşındaydı. Londra'da hukuk eğitimi alıyordu. Blavatsky ise artık yaşlı ve hasta bir kadındı. Ona Bhagavad Gita'yı okumasını tavsiye edenler de bu ikili olmuştur. Gandhi başlangıçta reddetmesine rağmen kendi dini konusundaki cehaletinden ve Sanskritçe bilmemesinden dolayı utanmıştır. Bu kitabı okumaya başlaması onun daha önce eskimiş batıl inançlar olarak gördüğü ve hatta anne babasının hala ayinlerini uyguladığı için utandığı dinlere karşı bakış açısını değiştirdi. Gita daha sonra onun yaşam rehberi oldu. Bu kitap aynı zamanda İngiliz emperyalist kültürünün Gandhi'ye aşıladığı uygarlık algısının yıkılmasına neden oldu. Bu Gandhi'nin İngiliz emperyalizmine karşı başlatacağı büyük başkaldırıya giden yoldaki ilk adımlarıydı. Gandhi, teozofi cemiyetine sık sık uğramaya başladı. Cemiyet ve felsefesiyle ilgilenmesine rağmen ezoterik ve gizli doğası nedeniyle üye olmak konusunda isteksizdi. Gandhi, gizli toplulukların demokrasi için bir baş belası olduğuna ve başarısını engelleyeceğine inanıyordu. Buna ek olarak Gandhi bir halk adamıydı. Ancak sonunda örgüte, şimdi feshedilmiş bir ünvan olan ortak üye olarak katıldı. Gandhi Blavatsky'nin tüm dinlerin ve ırkların evrensel kardeşliği ve topluluğu hakkında konuştuğunu duymuştu. Bu da tüm zamanların en önemli siyasi figürlerinden birinin şekillenmesinde rol oynamıştı. Fikirlerinin katalizatörlerinden birinin Blavatsky olduğunu yazmıştır. Daha sonra Blavatsky'ye ait olan "Hakikatten daha yüce bir tanrı yoktur" deyimini kullanması, onun Blavatsky doktrininden etkilendiğini gösteriyor. Ene Besant, kapitalizme ve emperyalizme alternatifleri temsil eden, siyasi ve manevi hareketlerde yer alan İrlandalı bir aktivistti. Kadın hakları, düşünce özgürlüğü ve laiklik için mücadele etti. Sosyalist, teozofist, kadın hakları aktivisti, yazar, konuşmacı, eğitimci ve bir hayırseverdi. Müthiş bir hatipti. İngiliz polisinin İrlanda Ulusal Ligi ve Sosyalist Demokratik Federasyon'dan protestocularla çatıştığı, 75 kişinin yaralandığı, yüzlerce kişinin tutuklandığı 1887'deki kanlı pazar olaylarına kısmen onun bu meydanda yaptığı konuşma sebep olmuştu. Sonunda Blavatsky'nin kitaplarından birinin incelemesini yazdıktan ve ardından onunla röportaj yaptıktan sonra Teozofi Cemiyeti'ne katıldı. Teozofinin sosyalizm ve ekonominin manevi bir boyutu olabileceğini düşünüyordu. Politikadaki tecrübesi ve yeni keşfettiği teozofi kabulüyle 1916'da Hint Ana Kural Hareketi'ni başlatarak Hint siyasetine dahil oldu. Hindistan Ulusal Kongresi'ne üye oldu ve amacı emperyalist İngiliz rejimini devirmek olan Hindistan'daki ilk siyasi partiye liderlik etti. Ancak takibe takıldı ve birkaç ay hapis yattı. Sonunda serbest bırakıldı ve bir yıllığına Hindistan Ulusal Kongresi Başkanı olarak atandı. Hapishaneden serbest bırakılması için dilekçe veren ve halefi olan adam ise Güney Afrika'dan eve yeni dönmüş Mohandas Gandhi'ydi. Gandhi o zamandan beri Besant'ın yerini aldı ve İngiliz emperyalizmini barışçıl bir şekilde protesto etmek için Satyagraha hareketini geliştirdi. İdeolojik farklılıklar nedeniyle yollarını ayırmalarına rağmen Besant, Hindistan'ın bağımsızlığı için kampanya yürütmeye devam etti. Okült teozofik hareketin Gandhi ve Hint bağımsızlığı üzerindeki etkisinin kapsamı geniş çapta bilinmese de iyi belgelenmiştir. Doğu maneviyatının Batı kültürü üzerindeki yaygın etkisinin bugün çok dikkat çekici olmasının esas olarak Blavatsky ve Teozofi Derneği'ne atfedilebileceği de söylenebilir. O ve takipçileri Hindistan'ın bağımsızlığını ve Hinduizmin yeniden canlanmasını etkilemek için adımlar atmasaydı, Hindistan tarihi farklı olabilirdi. ...60 yaşındaki kadın yaşına göre fazla yorulmuş ve yıpranmıştı. Şarlatan damgası isminin üzerinden bir türlü kaldırılmamıştı. Son zamanlarında tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Muhtemelen bir klinik ölüm yaşamıştı. Ben ölmüş durumdayım. Benim gururum, şöhretim ve ismim, kısacası benim için değerli olan her şeyim yok edildi. Elimde kalan tek varlığım bu yaşlanmış, acılar çekmiş ve yorulmuş bedendir.
Bir gün ölüp bu bedeni de terk ettiğimde hakikati öğreneceksiniz. Hiçbir zaman numara yapmadığımı ve kimseyi kandırmadığımı anlayacaksınız. Ama bazen insanların kendi kendilerini kandırmalarına izin verdiğim doğrudur. Bütün bunlara rağmen hala aralıksız çalışıyor, yazıyor, okuyordu. Blavatsky'nin hala tam olarak açıklanamayan sırlarından biri de Odessa şehrinin jandarma dairesi başkanına yazdığı 26 Aralık 1872 tarihli mektubudur. Blavatsky'nin kalemini alıp Rus jandarmalarına mektup yazdıran şeyin ne olduğu bugüne kadar tam belli değildir. Belki de Blavatsky, Rus İmparatorluğu'nun yasalarını ihlal ettiği için affedilmek umuduyla ana vatanıyla temasa geçmek istemişti. Ne de olsa yabancı bir pasaport almadan ve yetkililerden İstanbul'a seyahat etmek için izin almadan Rusya'yı yasa dışı bir şekilde terk etmişti. O dönemler Rusya ve Osmanlı ilişkileri çok gergindi. Helena Petrovna muhtemelen bu konudaki tek suçunu bir mektupla itiraf ediyor ve daha fazla yasa dışı eylemde bulunmadığını vurguluyordu. Belki de bu mektup başına gelen talihsizliklerin bir sonucu olarak doğmuştu. İddiaya göre onun 1867'de daha 5 yaşındayken ölen Yuri adında bir oğlu veya evlatlığı vardı. Mitrovic ise 1871 yazında bir gemi kazasında ölmüştü. Hayatının son dönemlerinde ağır bir darbe daha aldı. İngiltere Bulvar gazetesi onunla ilgili skandal bir haber yayınladı. Bu habere göre hayatı boyunca erkeklerle hiçbir ilişki yaşamadığını söyleyen Helena Blavatsky'nin çok sayıda sevgilisi olmuştu. Hatta iddiaya göre bunlardan biri de Rus İmparatoriçesinin erkek kardeşiydi ve gayrimeşru bir de çocukları vardı. Makalede en az 3 kişinin ismi geçiyordu. Peki bu gerçek miydi? Onun yaşamının büyük bir bölümünün bizim için hala sır olduğunu kabul ediyoruz. Bir Rus kaynağı göre bu iddianın yalan olduğu daha sonra kanıtlanmıştır. Bu belge ona komplo kuranların karşısına çıkan belki de en yıkıcı kanıttı. İddiaya göre bu tıbbi bir rapordur. İddia diyoruz çünkü maalesef rapora ulaşamadık. Bu rapor elimizde değil ve şu anda size gösteremiyoruz. Ancak kaynağa göre bu raporda Blavatsky'de uterus yani rahim bükülmesi ve yapışması söz konusuydu. O dönemler bunun tedavisi yoktu ve dolayısıyla istese bile Helena'nın çocuk sahibi olması mümkün değildi. Ve 5 yaşında ölen Yuri de aslında evlatlıktı. Yine aynı doktor Blavatsky'nin hiçbir zaman hamile kalmadığını yazmıştır. Rapor Doktor Oppenheim Fürsburg tarafından 5 Kasım 1885 yılına tarihlenmiştir. 1891 yılında onun yakın çevresinde çok az insan kalmıştı. Bunlardan biri de Annie Besant'tı. Hayatının son dönemlerinde öğretmenini ofisiyle birlikte kendi büyük evine yerleştirmişti. 1889-1990 kışında grip pandemisi dünyayı kasıp kavururken o da Britanya'da virüse yakalandı. 8 Mayıs 1891 günü Besant'ın evinde vefat etti. Cenazesi yakılarak üçe ayrıldı. Her biri Teozofi Derneği'nin bir genel merkezine götürüldü. Londra'ya, New York'a ve Hindistan'a. Ancak teozofi furyası bitmedi. Ölümünden uzun yıllar sonra Jack London ve Thomas Eliot gibi yazarları etkiledi. Kitapları bugün hala bütün dillere çevrilmeye ve yüksek tirajlarda satmaya devam ediyor. Bu kadının bir şarlatan mı yoksa bir azize mi olduğu sorusunun cevabını size bırakıyoruz. Emin olduğumuz tek şey varsa o da onun gerçekten de çok sıra dışı ve çok etkileyici bir insan olduğuydu. O kendisinden geriye cevaplardan çok sorular bıraktı. Belki de bunlardan en büyüğü de onun hayatı boyunca kendisine sorduğu o soruydu. Kimsin sen, Helena?